Abiye Sultan, önden buyurun, önden hanımlar. Aa, lütfen Erman Bey, lütfen. Bugün sizin gününüz. Bugün babalar günü. Bugün her yerlerden önce siz geçeceksiniz, lütfen. Evet, o da doğru. Bak, onu unuttum. Doğru söyledi. Beraber gidelim, beraber gidelim. Politikacılar gibi. Ben eskiden abiciğim bu ana baba günlerin böyle boşa ısraf olarak gibi görüyordum. Yani hala da ona ısrarla bir yanım geliyor, bir yanım gidiyor. Amerikalıların uydurduğu kendi kendine saçma sapan olan bir şeydir yani. Çoluk çocuğa yapılacak ısraf, masraf. Bu yaşta yetiştiriyorsun, ana baba günüymüş. Ana babanın günü mü olur ya? Bir gün günü olması lazım ana babanın yani. Öyle bir şey olur mu? Parayı harcattırıyorsun çocuğa. Deli divane oluyorlar. Ona bir şey alayım, buna bir şey alayım. Saçma sapan bir hayata giriyorlar. O zaman ne oluyor? Akşam fatura geliyor. Çıkan yine senden çıkmış oluyor. Babasının parasından harcıyorlar. Yine bana geliyor. Benim anladığım şudur. Oğlan büyür, kızım büyür. Giderler kendi iş imkanlarını kurarlar ya da bir yerde çalışmaya başlarlar. O zaman bir hediye getirirler sana. Derler ki babacığım, babalar günü kutlu olsun. Bu da bizim paramız doldu. Biz yaptık. O zaman ben ona hediye ederim. Öbür türlü ona hediye diyemem ya. Bir de orman haftası var Erman. Düşünsene, bütün bir hafta senin için kutlanılıyor. Hatta bunun şarkısı bile var. Kestane gürgen palamut, altı erman üstü bulut. Gel sen burada derdi unut. Erman ne güzel, oh ne güzel. Erman ne güzel, oh ne güzel. Ben senin ne kadar güzel konuşuyorum. Sen şimdi bana odun mu diyorsun sabah sabah? Aa, olur mu Erman? Sen tek bir oduna indirgenemeyecek kadar komplike bir canlısın. Sen bir odunlar bütünüsün. Sen bir ormansın. Bak ya, bak ya. Kız, hem diyorsun ki bugün senin günün. Babalar günü olduğu için sana iyi derler. Hem de böyle muamele yapıyorsun bana. Ben şimdi ne anladım senin iyi tarafından, kötü tarafından? Erman, şaka yaptım. Şaka yaptım Erman. O zaman başka. Niye ayakta duruyoruz biz ya? Otursana gel. Bir iki kelime diyeceğim, gel. Allah belanı vermesin senin. Sen o kedi kıyafetini aldın ya, babalar günü bu akşamın sonuna kadar devam ediyor biliyorsun. 12'yi geçtikten sonra o zaman her şey oluyor. Farklı bir şey oluyor yani. Başka bir güne geçiyoruz. Onu anlıyorsun değil mi? Erman, çok memnun kaldım. Tamam. Sen de memnun kaldın mı? Kaldım, bir şey diyeceğim. Sakın ola ki onları götürüp iade falan etme. Benimkinle beraber sabah iade ederiz. Rica ediyorum bak bugün için. Abi, Allah razı olsun seni. Vallahi bugünü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok gece dur yapma. Evet, onu da tabii şey olarak düşünmeleri lazım ama devlet bu duruma bir şey demesi lazım yani hali. İyi misin Erman? Öksürük tutunca babanızı. Ben sana dedim değil mi? Biraz acele et. Şu evden biraz erken çıkalım diye. Yoksa babamlara yakalanacağız diye. Bak, yakalandık işte. İlla şu kafanı danaya atacaksın yani. Türk balı hey! Türk balı hey! Baba bana para ver! Ayrılığa bir dakika dayanabilecek misin? Hemen gel, hemen gel. Kız, ellerim utandı. Kilo mu aldın sen? Hayır Erman, o nereden çıktı? Ne bileyim ben, böyle biraz ilerlemiş gibisin. Ne oldu anlamadım ya. Nereye ilerlemişim? Yediğim mi var Erman? Uzağa gitmiyorum, çocukların yanındayım, geleceğim hemen. Evet, evet, onu da şey yapalım, faturaları şey yap da. Çocuklar, Arda kuzum, Melodi kuzum. Çocuğum, gitseniz de babanıza bir sarılsanıza. Niye? Bugün babalar günü, ne kadar ayıp, unuttunuz mu? Yoksa babanıza sarılıp öpünsenize çocuğum. Unutur muyuz hiç? Anne, biz sürpriz yapacaktık. O yüzden unutmuş gibi davrandık. Tabii, babam da aynısını yapmıştı ya senin doğum gününde. Onun gibi. Sürpriz! Ay! Ay! Ne kadar mükemmel bir aile portfolyosu çiziyoruz şu anda. Vallahi bir fotoğraf makinesi olsaydı donsaydık.